Evet, şimdi tabii kulis bilgileri de çok önemli. Ee, sende de bolca olduğunu ben düşünüyorum. Ee, SHP'nin yeniden canlandırılıp CHP'den bazı isimlerin geçebileceği konuşuluyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Şimdi böyle bir şey düşünüyorlar ama böyle bir şey mümkün de olabilir yaprak ama sonuç verir mi vermez vermez çünkü CHP örneği bambaşka bir örnekti. CHP'nin şimdi tekrar parti olarak kurulması tamam CHP bulunduğu zaman ne zaman 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kurulmuştu CHP. Kurulma nedeni de şuydu. Eski partiler yasaklı hale getirilmişti. Dolayısıyla CHP de yasaklıydı. CHP'yi böyle bence ikame etmek için kurulmuş bir partiydi. Ama CHP sonra zaman içerisinde farklı yere evrildi. İçerisinde tamam CHP unsurları, Atatürkçü unsurlar da vardı ama bence böyle siyasi Kürtçülüğün de içerisinde olduğu biraz daha batı tipi sosyal demokrat bir parti haline geldi. Sonra tabii ki bölünmeler yaşandı. E, CHP farklı bir yere evrildi. Deniz Baykal liderliğinde yeniden kuruldu CHP yasak kalktıktan sonra. Sonra %3'lük CHP, %21'lik CHP'yi yuttu. Bambaşka bir şey oldu. Şimdi CHP yeniden kurulursa, Mesela eski genel başkanlardan Murat Karayalçı'nda o partinin lideri olursa ne olur? Ben böyle bir ihtimalin olduğunu, zayıf olduğunu ama kurulursa başarı şansının bulunmadığını düşünüyorum. Yani CHP'nin yanında bir de SHP kuralım, farklı bir kimlikle arayışa girelim. Şu aşamada bence tutacak bir formül değil yaprak ama konuşulduğunu söyleyebilirim.